bu dönem vekili olduğum Erzurum'la ilgili sorunları da zaman zaman buradan ifade edeceğim. Elimde bir fotoğraf var. Bu bir Tekman Belediye Başkanı'nın odası. Yani onun yüzünü kapatayım, gerçi gizli değil. Bir dosya var, herkes görür. Bu dosya ne biliyor musunuz? Köylerin oy oranları. Bizzat orada bulunan muhtar tarafından gönderin dedim, belgeleyelim. Bu niye orada? Muhtarlar gidip destek talep ediyorlar doğal olarak. Yol, grader, işte hizmet ve benzeri. Giden herkese, her muhtara şu dosyayı açıyormuş belediye başkanı. Bir dakika, burada bize ne kadar oy var? Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy var ya da diğer partiye diye. Git diyor, sen oyu kime vermişsen onlar sana hizmet etsin. Bu onlarca muhtardan bizzat dinlediğim, yani telefonun diğer ucunda dinlediğim isimler ve bu fotoğrafı da bu yüzden istedim. Yine Güney ilçelerinde yolların yapılmadığına dair bizzat tanıklığım da var. Gideceğim yakında, bir daha gezeceğim. Hakikaten iktidarlar sadece kendilerine oy verenlere hizmet etmek için seçilmezler. Bu ülkede herkes vergi verir. Herkes yurttaştır. Oy versin vermesin, bu iktidarın görevi bütün yurttaşlara hizmet etmektir. Hizmet etmede oya göre ayrımcılık yapılması bir kere temel demokratik değerlere ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu ülke ikiye bölündü ya. Bu nefret politikaları, kutuplaştırma politikaları sonucunda... Evet, bir dakika ilave ediyorum, buyurun. Şu anda insanlar birbirlerine öfke ve kinle bakıyor. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar arasında siyasi olarak bana oy verdin, vermedin ayrımı yapılması asla kabul edemeyiz. Bunun peşini bırakmayız. Yani Karayazı, Karaçoban, Hınız, Tekman, Horasan, Çat... Birçok ilçede bunları bizzat gördüm. Geçen dönem vekili olduğum Siirt'e ilişkinde bunu defaten burada ifade ettim. Şu belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanı'nın derhal soruşturma açması lazım ya. Gerçi Tatvan Belediye Başkanı saldırıyı azmettirdiği halde, bir gazeteciyi dövdürdüğü halde, öldürmeye teşebbüs ettiği halde görevden alınmadı ama bizim görevimiz de halkın taleplerini buradan ifade etmek. İktidar verdiği sözü tutsun. Herkese eşit mesafede hizmet etsin. Bu bir temel görevdir. Bunu Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına